York'ta inşallah gerçekleşecek. Evet. İki Ekim'deki konser çok çok önemli. Türkiye'den orada konser verenler var mı? Tabii önemli gruplar var. Mesela Duman, Manga, Hüsnü Şendendirici, Mercan Deli gibi grupların zaman zaman benim sahne alacak olduğum Drone'da performans sergilerini ben biliyorum. Evet. Ama full dolu, yani her gün bir Amerikalı grup, farklı yabancı gruplar orada sahne alıyorlar. İşte 2 Ekim'de sağ olsun Serdar Bey bana böyle bir konser için sağ olsun bir organize yaptı. Evet. Şimdi inşallah orada konser yapacağım. 3 dille olacak konser. Evet. Gerçekten çok sıra dışı bir konser olacak. Çünkü rock, sufi mistisizm ve psikodelik rock'la ilgili çok farklı parçaların yer alacağı, farklı altyapıların olacağı bir konser olacak inşallah. Ben çok olumlu olacağını düşünüyorum. Çünkü yeni bir kapı olacak benim için Amerika. İyi çalışıyorum. Evet. Ben orada Baraka denen bir grup var. Philadelphia'da bir Anadolu rock tarzı grup yapan, geleneksel çizgide bir rock grubu. Onun kurucu vokalisti Barış. Barış ve kendi ekibi bana orada eşlik edecek. Yani buna ben ekibimi götürmeyeceğim oraya sonuçta. Evet. Ve dünya basında ciddi ilgisi olacağı söyleniyor. Yani El Cezire başta olmak üzere CBS News kanalı, işte ajanslar falan geleceklermiş sanırım o konsere. Kısmet bakalım, yani biz gerekeni yapacağız. Gayret bizden. 2 Ekim'di değil mi? 2 Ekim'de. Nerede? Amerika'da? New York'ta, Drone'da. New York Drone'da. Evet. Muhsin Bey, dünyaya bir mesajınız var mı? Evet. Bu kadar Orta Doğu'da, Suriye'de, yani yaşananları malum hepimiz biliyoruz, işler acısı, gerçekten travma, dünya için İslam adına da travma. Biraz önce konuştuk, IŞİD değil mi? Yani nereye gidiyor bu ülke, bu dünya nereye gidiyor? Yani üzücü bir durum yani. Aslında Yalçın kardeşim, bir devir kapanıyor şu anda, yepyeni bir devir arefesindeyiz. Yeni bir dönem başlıyor. Evet. Bilinç sıçramasının olduğu, özellikle yeni doğan neslin çok idrak seviyesinin yüksek, bilincinin gerçekten üst seviyelerde olduğu yepyeni bir dünya şu anda kurulmak üzere. Yani 10 yıl içerisinde göreceksiniz, bambaşka bir dünya ile karşı karşıya kalacağız. Yani bu değişime ayak uyduran kişiler mutlaka ayakta kalacaklar ve bu dünya için, insanlık için çok güzel işler yapacaklar. Ama değişime direnen ve ayak uyduramayan insanlar da maalesef yok olacaklar. Dolayısıyla ben imam olarak benim burada çok ciddi bir rolüm olduğunu düşünüyorum. Çünkü İslam'ı temsil ediyorum. Çünkü Hz. Muhammed'in mesleğini temsil ediyorum aynı zamanda. Bu anlamda çok hassas ve dikkatli olmak durumundayım. Zaten ben öz itibariyle biliyorsunuz hani samimi olmaya çalışan bir insanım. Kendim olmaya çalışıyorum daha doğrusu. Ben hep özgürleşmenin, özgür olmanın öncelikli olarak hakkı bizi yaklaştıracağını hep savunan bir insanım. Çünkü bireyler özgür olmadan hak ve hakikat kapıları hiçbir zaman açılmaz. Bugün aslında İslam dünyasının karşı karşıya kalmış olduğu temel sıkıntı, bireylerin köleleştirilmesinin aslında bir bedeli bu. Çünkü bireyler eğer köleleşirse, o zaman karşımıza efendilerin, bir takım cemaat liderlerinin, işte hizipteki hiziplerin, bir takım rant sağlayan kurumların aslında bize dayatmış olduğu din ortaya çıkar ki bu zaten din değildir bunlar. Bugün IŞİD'in yaptığı katliamlar falan, bunlar kesinlikle tasvir edilecek bir yeri yok yani. Zaten bunun dinle bir alakası yok, bunun insanlıkla bir alakası yok. Bunlar sapık bir takım fırkalar, tamamen bir takım güç odaklarının maşası olarak hareket eden aslında organizasyonlar bunlar. Dolayısıyla tehdit edilmekten korkmuyor musunuz Muhsin Bey? Korkmuyorum. Neden korkmuyorum? Çünkü ben Allah'ın bu misyonu bana hakikaten yüklediğini düşünüyorum. Allah'ın o enerjisini, o rahmetini, mağfiretini, lütfunu her zaman hissediyorum. Yani eğer siz Allah'la gerçekten çok iyi bir diyalog halindeyseniz, irtibatınız gerçekten kuvvetliyse, sizin için hiçbir korkuya, endişeye mahal yoktur. O yüzden yani zaten şunu söyleyeyim ben size, yani bir gün hepimiz öleceğiz. Evet. Ama nasıl öleceğiz, bu çok önemli. Bu ölmenin altyapısı nasıl olmalı, bu çok önemli. Yani adam gibi onurlu, şerefli, haysiyetli bir tavır ortaya koyarak bu dünyanın ötelere gitmek gerçekten herkese nasip olmayan bir lütuf. Umarım ben de böyle bir şekilde inşallah yaradana kavuşurum. Mesajımızı toplayıp daha net bir mesaj verebilir misiniz? Gelecek için
yarınlar için. Evet, ben imamlığı sonuna kadar korumak istiyorum, imamlık sıfatını. Evet. Çünkü bu dünya için yapacak olduğum gerçekten çok önemli vazifelerin ve görevlerin olduğuna çok inanıyorum. Bu dünyanın değişiminde çok önemli katkılarımın olacağını biliyorum. Çünkü çok ulvi bir görevi temsil ediyorum şu anda. Çok ulvi bir görevi ifa etmeye çalışıyorum. Bugün düşünün, devletimizin aslında böyle bir projeye sahiplenmemesi işler acısı. Evet. Çok büyük bir kayıp. Bugün biz Batılılara böyle bir projeyle ancak kendimizi sevdirebiliriz, kabul ettirebiliriz. Düşünün, bugün Amerika'da, Avrupa'da rock konserler olsa ve bu konserlerde ben de bir imam olarak var olsam, bunun ülkemize, İslam'a katkısını, kazanımlarını... Sizi Yusuf İslam'la eşdeğer tutuyorlar, o yolda yürüdüğünüzü söylüyorlar. Sizce öyle bir şey mümkün mü? Yusuf İslam'la beni aynı kefeye koymaları bir kere çok doğru bir anlayış değil bu. Evet. Çünkü Yusuf İslam imam değil. Evet. Yusuf İslam Hristiyan kültüründen gelen. Hristiyan kültüründen gelip ama daha... Stevens ve evet. Sonuçta Müslüman olmuş ve radikal bir değişim yapmış. Evet. Ben onu da şöyle söylüyorum, açıklıyorum. Yani bir insanın, yani her şey tedrici olarak aslında tekamül eder. Ama Yusuf İslam bunu böyle yapmadı. Yani bir anda İslam, ben Müslüman olun dedi. Yani kılık kıyafetiyle, özüyle, karakteriyle, her şeyle bir anda ben değiştim mesajı verdi dünyaya. Evet. Bu aslında Allah'ın sistemine aykırı bir tavırdı. Böyle bir dönüşüm olamaz. Evet. Ve olduğu için zaten bugün Yusuf İslam da aslında bunu sorgulamaya başladı gerçek anlamda. Ne evet. diyor geçenlerde? Ben diyor İslamiyet'i diyor, Müslümanlar pardon, Müslümanları diyor. Bu şekilde bilseydim Müslüman olmazdım diyor. Evet. Dolayısıyla suretler fanidir, sıfatlar toprakta kalacaklar. Bunlar kalıcı değildir, geçicidir. Önemli olan bizim hakikatimiz, manamız ve bu anlamda ben suretlerin artık dünyasının, şekillerin dünyasının geride kaldığını, geride kalacağını, bundan sonra hepimizin aslında Allah'ın halifesi olduğumuzu idrak ederek bu yolda gerçekten samimi gayretleri ortaya koyabileceğimizi ben düşünüyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun inşallah. Beni dinleyen herkese sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Acizane kendim için değil, bu dava için onlardan destek bekliyorum. Facebook'ta, sosyal medyada, Twitter'da, Instagram için. Teşekkür ederim. Onlar oradaki şeylerini de söyler misin? Çok kolay. Benim bakın sosyal medyadaki bütün uzantılarım evet. Rock and Imam. Rock and Imam. Evet. Yani Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Rock and Imam. Olarak beni takip edebilirsiniz. Beni değil, hakikatimi, benim taşımış olduğum misyonu inşallah. Ben kendimi ortaya koyarsam bu davada mutlu olamam, başarılı olamam. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Allah razı olsun.